abi. Ne yapıyorsun lan burada? Duvarın hali ne ya? Şey yok. Senin... Ha onun kapağı bir inme yaptı. Onu biz bir ayarlayacağız. Ben onu halledeceğim. Masrafları ben de yani. Ne olduğuna gelince de... Esin anlatsın sana ne olmuş. Anlat. Anlatayım. Bozkır abi. Şey. Duvar. Duvarı Erkan'dan kurtardı ama Erkan'ı bacağı borusundan kurtaramadı. Bak ne saçmalıyorsun be manyak. Şimdi abi çok basit bir operasyon. Ağzını burnunu kırarım. Bana bak lan. Beni utatmazsan var ya burnundaki tasmaya senin zincirli bağları bütün mahalleyi sana getiririm. Tamam anlaştık. Cuma'ya söyleriz. Cuma 2 dakikada buraya ameliyat eder. Cuma olmaz. Cuma olur mu Cuma? Niye olmaz? Çünkü şimdi o bir sakarlık yapar, bir sakatlık çıkar kesin. Tabii tabii. Cuma olacak iş değil. Olmaz, cuma olmaz. Neden derseniz cuma sonuçta tesisatçı yani. Çok da anlamaz bu işlerden. Yani bu biraz ince iş. Sanat sepetten anlayan birinin yapması lazım. Aa buldum Esin. Mesela Esin hem sanatçı hem ressam hem heykeltıraş. Bence Esin bu iş senin ellerinden öper. Evet, ne demiş Michelangelo? Heykel zaten taşın içindeydi. Ben sadece fazlalıkları aldım. Esin halleder. Lan başa taşımız sanat tartışmanla ya. Erkan nerede oğlum? Düğün ne olacak lan? Erkan. Tamam abi. Ha Erkan neredesin oğlum ya? Bozkır abi düğün tamam bu ben de Erkan'ı da Esin halledecek inşallah. Erkan iyi misin oğlum? İyiyim papacığım sağlığınıza tuvaşıyım. Oğlum nefes alabiliyor musun? İyi alıyorum yani paşa bayağı iyi çekey. Hadi düğüne devam edelim Bozkır Bey buyurun. Damadı da Esin ve Şefkat halleder. Buyurun buyurun. La İsmail hani kedilerle köpekleri böyle ameliyat ettikten sonra yalanmasınlar diye kafalarına huni takarlar ya. Onlara benzemişsin. Esen bir şey diyeceğim lan. Sen bacağıyla falan uğraşma. Bunun bu tasması var ya çok yakıştı. Buna böyle iki bir şey yap resim gibi böyle çiz bunu. Bundan geçsin. Aslında ya en azından eğlencemiz oluyor değil mi? Her şey çok yolunda. Süleyman. Günaydın Bozkır babacığım. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Günaydın evladım. Gel otur gel. Nasıl oldun, iyi misin? İyiyiz babacığım. Tezena da iyi, çok şükür. Günaydın Erkancığım. Çocuğum kalktınız mı, iyi uyuyabildiniz mi? Kalktık anacığım. Çok da iyi uyuyorduk şükür. Ha şimdi var ya Tezena Lampara abi, resmen mutluluğa yelken açtık. Aa, mutluluğa yelken açtık derken, yani balayına mı çıkıyorsunuz? Yoksa yeni evinize taşınmaya karar mı verdiniz? Ya hanım bir dur ya çocuk bir kendine gelsin Allah aşkına bir nefes alsın. Akşam boğulup gidiyor da az kalsın ya. Anne. Biz uyurken mutfakta bomba falan mı patladı acaba? Mutfak tezgahının üstündeki o tabaklar ne öyle? Ay evliliğimin ilk sabahında böyle bir manzarayla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim gerçekten. Bana da günaydın Tezene. Bak evliliğin ilk günü. Bir anneyi babayı öpmek yok mu yavrum? Günaydın. Ama sen bilmiyor musun ben bir Türk kahvesi içmeden günüme başlayamıyorum. Bir imza attım diye ben değişmedim ki aynı kişiyim Tezene. Görüyorum, görüyorum Tezene. Yalnız bulaşık makinamız bozuldu. Onun için mutfağın tezgahı öyle. Yaptıracağız, baktıracağız. Ya ben bakayım yapayım onu. Ya dur karışma. Ustası gelir bakar. Ararım şimdi senin o kaçak dayın Cuma'yı. Gelir bakar. Alo Bozkır üstadım. Kusura bakmayın ya. Dün akşam gelemedim ben düğüne de. Olaylar sormayın be ya. Ya çocuklar için 2 tane bilezik aldıydım ben. Bu kuyumcudan çıkışta 2 tane aydıt peşime düşmüş. Takip etmişler beni. Tenhada kıstırdılar, gırtlağımı bastırdılar bıçağı. Ondan sonra verirsin vermezsin aldılar bilezikleri gittiler. Ben de arkalarından video çektim. Karakola gittim, onları gösterdim. Aydıtları bulun dedim. Vallahi yetiştirmem lazım düğüne bilezikleri dedim. Yani olaylar böyle oldu. Gelemedim o yüzden kusura bakmayın ya. Aa yapma ya. Peki bize niye haber vermedin? Telefonumu da aldılar o yüzden arayamadım. Hiç hafızamda da numara olmadığı için. Aydınlar telefon aldıysa videoyu nasıl çektin lan? Bu da bütün açıkları kovuluyor ya. Şeyden fotoğraf makinesi vardı da yanımda o düğündeki şeyleri çekerim diye o yüzden fotoğraf makinesiyle çektiydim. Ne oldu peki yakaladılar mı aydıtları? Tabii yakaladılar aydıtları da adamlar çoktan okutmuş bilezikleri veya.
Bir de beni suçladılar. Dediler ki öylesine çekmiş fotoğrafları şimdi bizden bilezik sızdırmaya falan çalışıyor dediler. Olaylar farklı yerlere geldi işte. Yani yüzsüz, adi, iki yüzlü insanlar var bu hayatta, değil mi? Olmaz mı ya? Neler var, neler var Cuma? Allah hep iyileri çıkarsın karşımıza ya. Yani neyse Cuma, bizim bulaşık makinesi bozuldu ya. Şuna bir baksana gelip. Tabii tabii, gelir bakarım. Şimdi zaten zararımız da var. İki bilezik çok çalışıp para kazanmamız lazım. Hemen geliyorum ben be ya, tamam. Hadi bakalım, hadi iyi günler. Ay ne olmuş? Cuma'yı soymuşlar, iki bilezik almışlar. Haydutlar karşısına çıkmış. Bilmiyorum, bir sürü şey anlattım. Aa, ya ya. Bu yemedi galiba umarım ama. Hadi bakalım inşallah bir ziyan gelmez, hoş bize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.